Oltalarım karışmış. Şunları açayım biraz. Ya demin bayağı bir hava şeydi, pusluydu ama şu anda hava çok güzel oldu. Kedi bekir. Geçtik. Kedi bekir, kedi puslu havaları sevmez mi? Bekir, hava bulutluydu. Ona göre çaparım vardı. Şu an güneş açtı. O yüzden çaparımı değiştirdim. Yani güneşe, suya uygun bir çaparı taktım. İnşallah büyük balığı alırım birkaç tane şöyle. Çeçe, ben balık... de aynısını söylüyorum ama gelmiyor maalesef. Balık standart, yapacak... standart çıkıyor arkadaşlar. Yani geliyor da sana mı gelmiyor yoksa? Yok, pek gelmiyor yani. O yüzden... O kedi bekir var ya, çekmez çekmez durur, bir çeker. Ondan sonra sen çekmeye başlarsın. Sertaç, aynen öyle. Kedi bekirin sağa solu hiç belli olmaz. Üstüne fazla gitmemek lazım o zaman. Tabii tabii. Bazen onu böyle... Onun darbesini yaşattım ben arkadaşlarıma. Kime? Bazen böyle arı sokmuş gibi. Ay. Ay. İri istavrit geldi zannederim Bekir. Abi nasıl vuruyor ya? Oltaya nasıl vuruyor ya? Böyle mi? İri derken onlar mı iri? Ay maşallah. Maalesef kovuma koyabileceğim istavrit yine yok. Denizin balıklarını geriye sal. Bekir. Canim. Bekir, benim iri istavritim var çaparıda. Ey maşallah. Ben de şu anda gözükmüyor. Bak şu an nasıl vuruyor. Bak Bekir bak. Bana da vuruyor o işe bakarsan da. Ufak balık bile ip olduğu için hemen belirtiyor kendini. Abi nasıl çekiyor oltamı? Bak. Al sen de bak. Benimkine bak. Görüyor musun? Bekir, bu balıkları çekmem lazım benim. Çünkü kıyıya yaklaştı kurşunum. Kayalıklara takılır, midyeye takılır. Balıklarım da denizde kalır. Öyle mi? Çamur ne yapıyor gene oralarda ya? Kraçaları mı ayıklıyor? Muhammed büyük istavritin peşinde. Şu an köstenli biri koptu şu an. Aksiyon var. Köstenli bağlıyor. Evet. Tamirat yapıyor. Var aksiyon var. Geliyor. Geliyor. Geliyor diyorsun. En az 6, muhtemelen 3'ü büyük. 13 santim üzeri mi diyelim? Çaçayı çekmiyorsun değil mi? Çaçayı çektiğimi düşünmüyorum. Hangisini büyük demiştin sen? Sardalya almışsın, sardalya çaça. İlk 3. O sardalyeler vuruyormuş bak, gördün mü? Bak evet, işte bu. Evet, benim beklediğim sürkülere uygun istavritler ve sardalya geldi. Kovada hamsi de var. Şu anda tam bir kokteyl oldu. Artık Akın abi beni bugün mücük öper diye düşünüyorum. Beni tebrik eder diye düşünüyorum. Sabır stada vaktin dolmasını bekliyorum. Kedi, bu arada çaçanın kovası gerçekten... Sağlam çekiyorum bu arada. Geliyor. Kokteyl oldu geliyor, yani. Geliyor. Ben de sardalya almışım. Maşallah diyoruz. Evet, o da harika. Güzel. Tebrik ederim. Sertaç'ın da güzel bir sardalyesi var böyle. Ama düşürme denize. Kedi Bekir, ben bir dönem... Denize Arnavut... ait ya, sıkıntı yok. Evet. Maşallah. Denize geldi, denize gidiyor. Tabii. Daha sonra... Balıkları sen denize atıyorsun. Ben de kovaya atıyorum Bekir'ciğim. Evet yapacak Muhammed. Bir şey yok. Bakıyorum. Denk gelmemiş. 3, 6, 9, 12. Ama biraz daha galiba. Büyük olsalardı çok daha güzel olacaktı. Evet. Maşallah. Hepsi kovada, oradan Akın abi de. Oradan Muhammed'e tebrikler. Ona kovaya demişim girmez. Ki hayal yani. Rüyasında mı görür? Evet, çaçanın oltasına balıklar vurmaya başladı. İnşallah birkaç tane iri balık vurur. Şu an kuvvetli bir tane vurdu. İri istavritim var herhalde. İki de sardalya kaptım mı deme keyfime. Bekir de çatır çatır çatlasın. Çeçe. Benimle uğraşma. Uğraştığın zaman biliyorsun başına neler geliyor. Ya çok 15'lik kreçe çekersin Bekir. Bakarız. Başka ne yapabilirsin?
Ona bakarız. Tabii. Yakın zamanda o iri servisler, takoz servisler başlayacak. Başlar. Balık kıyılamaya başladı yavaş yavaş ama küçük kıyıladı. Önce küçükler geliyor, ondan sonra irileri gelir herhalde. Bekir, o sardalyeler ellerine pul yapmış yapıyor, ya. Evet evet, seninkinde de var ama bak. Benim elimde pul bak, yok, hayır. Bak tertemiz. Eldiveninde var, eldiveninde. Cillop gibi. Eldiveninde var. Ben sardalye yakalamadım ki, nasıl olsun? Olsun, bizim sardalyeye tutmuşum Bekir. İşin gücün sardalye yakalamak. Aa, öyle olsun, deme. Olsun, sardalye, çek. Şu anda sardalye var ya, Akın abi de. Altın değerinde. Altın değerinde. Oo, iyi. Ah! Vallahi billahi sardalyem gitti. Güzel 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 güzel. Evet. Şu takozlardan dediğiniz şunlardan mıydı arkadaşlar? Evet, sportif balıkçılar. Çoğu hemen hemen geri. Vallahi arkadaşlar, Sertaç'ın dediği gibi boğazın oltacıları küçük istavrit yüzünden sportif balıkçılığa döndü. Tuttuklarımızı atmak zorunda kalıyoruz. Ama bu hariç, bak bak. Hangisi? Bu hariç. Yani Kedi Bekir, o kadar iyi biliyordun madem, geçen hafta neden diskalifiye oldun? Bana anlatma şimdi, çok bilmişlik yapma. Ben çok bilmişlik yapmıyorum ki. Ben tutacağım balığa ve Akın abinin vereceği karara saygı duyuyorum. Ona göre de hareket etmeye çalışıyorum. Aynen, şimdi bana öyle. Sen kovana attığın balığın garantisini verme yani. Veremezsin bir de yani. Vermiyorum zaten ya. Yani. Yani şöyle de bir durum var aslında esasında. Kullandığın takımlara dikkat etmen gerekiyor. Nedir? Kullandığın köstek, beden olsun, flöş olsun. Bu flöşlerin balığı kandırmak için havaya, suya uygun olması gerekiyor. Bu durumda da biz biraz bunlara fazla dikkat ediyoruz. O yüzden de balığı alıyoruz. Ki şu anda zaten atar atmaz vurmaya başladı. Oltamın ucu tıkır tıkır. Balıklar kıtır kıtır ama iri istavrit yok tabii. Ama şu anda sardalya bekliyorum ben. Tek ümidim sardalya diyorum. Sardalyanın arkasına evet. Mı sığınmaya şu anda, çalışıyorsun? Şu anda çok güzel oltama vuruyor. Çaça muhtemelen sardalya ile işi götüreceğini düşünüyor galiba. Öyle planlar yapıyor. Tüm umutlarını sardalyaya bağlamış sanırım Çaça. O yüzden şansı bol olsun. Şöyle bir 10 tane takoz istavrit, eşek istavrit olsa benim işimi gayet güzel görüyor. Kedi Bekir, senden istediğim performansı alamıyorum yani. Neden? Her şey balık mı yani? Yok aslında o değil de arkadaşım ya. Niye böyle oluyor anlamıyorum ya. Olta kütür kütür vuruyor ama çektiğiniz zaman hep kıraça geliyor. Niye böyle ki? Olta kütür kütür vuruyor, çıkan balık kıtır kıtır diyorsun. Aynen öyle ya. Evet. Bekir, kamışını alır mısın? Tamam aldım canım, buyur. Ben şu balıklarımı alayım. Sen bana niye yanaşıyorsun lan? Şu kıraçalara mı demek istemiştin? İşte bu arkadaşlar, işte bu. Hemen yani önümde yiyesim var hatta onu. Yani arkadaşlar gördüğünüz evet, gibi de geldi. Geldi, beklediğim balık geldi. Burada işte arkadaşlar. Yani çiğ çiğ yiyesim var şu an onu. Sardalya dedim, istavritlerin arasında hamsi geldi, imdadıma yetişti. Evet, bu da burada ne görüyorum? İki tane de iri istavrit görüyorum. Nerede? Ben göremiyorum. Var var. 2 adet var orada. Muhammed, bir tane şeyle kurtardın ha. Bir balıkla. Ama evet, işte geliyor, 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 geliyor. Geliyor, 4 numara mı, 5 numara mı? Evet, sadece herhalde 4 numara. Diğerleri denize. Harika. Eyvah, bir yere. Bir sürü kıraça geliyor bana da. Bu ne ya? Bu ne ya? Aa, sardalya var. Gel bakalım. Aa, denize mi istiyor? Yok, gitmedi. Gel. Burada, burada. Sen bu... Sardalya burada. Sen bu düştün galiba. Evet. Hı-hı. Bu denize. Balıklarımızı denize atıyoruz.
Kaldırma Muhammed. Bugün istavritin bolluğunda sardalya ve hamsi gelmesi için dua ediyoruz. Bunun nedeni ise genel istavrit şu anda küçük. Yani ara ara çok nadir takoz istavrit çıkıyor. O da zannederim 13-14 santimetre. Şu an çıkan istavritler kreçenin bir büyüğü 8-9 santim civarında. 10 santim 11 santim olan var. Evet. Ama biz 13 santimden aşağısına denize bırakıyoruz. 13 santim ve üzeri balığı istavriti kovamıza atıyoruz. Yani bize bu tabiat bize bırakmış bunu. Çaça, o takoz istavriti çektim ya. Bak şimdi Kedi Bekir'in bana bakışlarına bak. Kedi Bekir, şurada kocaman bir sinek var. Alabilir miyim bak? Ya Muhammed, belki kırtasiyeden bir plastik uğur böceği alıp şapkasına takmıştır. Olamaz mı? Ya herkes uğur böceği takar. Kedi Bekir kara sinek takmış. Kara sinek takmış şapkasına. İyi yapmışım, iyi yapmışım. Ne yapacak? Şeytanın bacağını kıracak ha? Yani. Tabii oldu canım. Hala da duruyor orada. Şimdi kaçtı. Evet. Ben şu anda birini aldım. Kesin Muhammed'i almışım. Muhammed çünkü... beraber mi seninle? Evet, evet çeçe, evet Allah. Burada bir fazlalık... Çeçe bu ne? Çeçe şunu tutar mısın? Dur. Bak burada bu bir... ipin olabilir. Değil. Benim ipim değil. Boş misine de çekmişsiniz. Orada bir tane boş misine var, evet. Evet, boş misine çektim. Şu an sağa solda bakıyorum. Oltacı arkadaşların misinesi de olabilir. Şu an olta atıyor. O arkadaş oltası dışarıda. Tamam, anlaşıldı. Kurşun çıkaracağız denizden. Çaça bir hesaplar mısın? Motorumuzun çektiği 130 gram bende var. 150 gram bende var, 280 gram. Evet. Artı şu an denizden ne çekiyorum, bu misinenin ucunda ne var? Ona göre hesaplayıp makineye göre yorum yapacağız. Aksiliğe bak ya. Hep dipten ufak balık geliyor ha. Normalde yeni gelmesi. Misinenin ucundan herhangi bir şey çıkmadı. Bunu toparlayıp çöpe atıyoruz. Sertaç, sen ne yapıyorsun Sertaç sen? Yoksun. Varım da çoğunu geri salıyorum. Tuttuğum 2 adet. Saldığım ise 25. Sertaç'ım, bu hareketinden dolayı tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Ben ayrıca de teşekkür ederim. Yarın evleneceğiz. Çocuğumuz da bu boğazda balı tutsun değil mi? Tabii. Hadi. Sertaç'ım da varım diyor. Ben evet, diyor kovamla beraber, iri istavritlerle beraber diyor, Akın Kaptan'ın oraya gideceğim diyor. Evet, evet. Siz Boğaz'ın oltacılarına diyor, rakip olacağım diyor. Doğru. Ve iddialı da konuşuyor esasen. İddialıyım, akşam görüşelim. Sertaç'ım, bizim süremiz akşama kadar değil. Normalde her zaman söylediğimiz gibi programın başlangıcında 2 saat bir süremiz var. 2 saat süre sonrasında şu anda zaten bir 10-15-20 dakikamız kaldı. Akın abiye gitmek üzere toparlanacağız. Bu da akşama kadar olmuş olsa biz burada 2 kova, 3 kova balık yakalarız. Bunlara da gerek yok. Biz büyük balıkları alalım az olsun. Küçük balıkları da denize bırakalım. Gelecek olsun. Gelecek olsun. Evet, gelecek olsun. Küçüklerimize de, doğaya da, insanlara da saygımız olsun. Evet, güzel bir 2 saat geçirdik arkadaşlar. Küçük balıklar yakaladık, büyük balıklar yakaladık. Yalnız bugün Akın abi de inşallah ben birinci olurum. Çünkü kovama bakıyorum, hamsime güveniyorum, tuttuğum sardalyaya güveniyorum, tuttuğum istavritlere güveniyorum. Akın abi de inşallah birinci olurum diye düşünüyorum. Sarı'nın en taze balıkçısı. Hoş geldiniz. Boğaz'ın oltacıları hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler Akın abi. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hayırlı işler Sertaç. Ben Altunbaş Arşehir'den. Ben de Rümeli Kavan en büyük şuhur balıkçısı, en taze balıkçısı Akın. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Boğaza güzel iri istavrit düştüğünü duydum. Sizler de kovaları alıp geldiniz. Vallahi. Şu güzel istavritlerinize, iri istavritlerinize bir bakalım. Bakalım Akın abi, sıkıntı yok. Kovalarımız burada. Önce Muhammed kardeşimden başlayalım. Ooo, daha gözüm kovaya gider gitmez şöyle harika bir standartların üstünde harika bir istavrit gördüm. Kurbanlık maşallah, değil mi? Maşallah. İnşallah diğer kovalardaki istavritler de bu şekildedir. Muhammed kardeşim 4 adet balık tutmuş istavrit. 4'ü de güzel, harika. Akın abicim buyur. Oo, burada da farklı farklı balıklar görüyorum. Belli ya, boğaza balık girdi. Şöyle Çaça kardeşimin balıklarını da döküyorum. Vay vay vay, Karadeniz'in incisi hamsiyi de bu arada gördüm. Kulaklarım ağzıma geldi. Bayıldım. Keyfim yerime geldi. Burada da harika istavritler var. Sardalya var. Karışık güzel bir çeşit var. Biz buna Maria deriz. Balıkçılar böyle 3-4 çeşit balık oldu mu biz bunu Maria ile adlandırırız. Unutmayın arkadaşlar. Bu da çok güzel. Çaça Maria mı yapmış oluyor? Maria'cı çaçı oldu. Maria'cı çaçı oldu. Evet. Sertaç kardeşimin balıkları. Sertaç kardeşim yeni olmana rağmen sen de olsun daha iyi yenisin. Ama yine de harika. 5 adet istavrit. Bir de ateş balığı sardalya. Evet. Şu mevsimde çok güzel olur. Bekir kardeşim, kedi kardeşim. Siz Maria falan mı diyordunuz? Ne diyordunuz ona? Maria. O zaman Maria'nın öbürüsü de burada. Duble Maria. Evet. Maşallah. Burada da şahane istavrit ve sardalya karışık hamsi. Bu hafta bereket güzel geçmiş diğer haftaya nazaran. Benim burada belirleyeceğim bir şey var. Muhammed kardeşimin 4 tane olmasına rağmen benim gözümü şu anda şu iri şahane bir istavrit dikkatimi çekti. Evet. Sizler de bunun farkındasınız herhalde. Evet Akın abi, gözden kaçmaz. Ben kesinlikle bir balık satıcısı olarak herkese de önerim bu, biliyorsunuz balıkların limitin üstünde olması. Muhammed kardeşim bu arada da tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Akın abi. Avlarının devamında bu şekilde diliyorum. Sizlere de aynısını temenni ediyorum. Gönüllerin birincisi olarak da bu haftanın birincisi olarak da Muhammed kardeşimi tebrik ediyorum. Akın abi çok teşekkür ediyorum. İkincisi de seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Akın abi. Her zaman büyük balık için geleceğiz. Üçüncüsü yanında. Kedi kardeşim biraz gülerse onu daha mutlu edeceğiz inşallah haftaya. Daha sevineceğiz. Yeni kardeşim seni de dördüncü olarak tebrik ben ediyorum. Gönüllerin birincisi olduğumu düşünüyorum çünkü sardalyan var, doğru mu? Evet ama görüyorsunuz sizde de var, diğer arkadaşlarda da var. Sardalya akını var herhalde istavritle bu hafta. Hepiniz tutmuşsunuz evet, Muhammed evet. Kardeşim haricinde. Karışıklı Akın evet. Abi. Ben iri istavritin peşindeyim. Evet bu görüyorsun. Boğazın oltacılarının sloganı biliyorsun Akın abi. İri istavritin peşindeyim. İri istavrit olduğu evet. için bu hafta da seni birinci olarak belirledim. Evet Akın abi çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Balık da az ama iri olduğu için. Evet. Özellikle birinci seni seçiyorum yani. Orkinos'a benziyor değil mi Akın abi? Gerçekten öyle. Çok da yakışıklı. Tombul ve yakışıklı. Evet. Akın abi. Ayağınıza sağlık. Rastgele diliyorum. Kolay gelsin. Haftaya yine bekliyorum. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere Bekir haftaya kardeşim. Haftaya birinciyi gör. İnşallah Bekir kardeşim. Hoşça kal. Bu hafta da bazı oltacılarının yarışmalarında birinciyi seçebilmek için kiloda ağır değil de ebatta büyük balık olarak birinciyi belirledik. Boğaz'ın oltacılarında bu hafta Lüferci Muhammed fırtınası esti. Muhammed kardeşim bu arada maşallah tosun gibi bir istavrit tutmuş. Kovada ilk gözüme ilişen balık da o oldu. Mükemmel bir iri istavritle birinciliği kedinin, çaçanın elinden koparıp aldım. Muhammed de bayağı mücadelesini verdi. O da 8'li, 10'lu, 12'li. Bir baktığımda 15'li balık çektiğini gördüm. O da genelde küçüktü. O da aralarından bir tane iri istavrit kaptı, kovasına koydu. Akın abi de kendisini birinci yaptı. Bugün Muhammed birinci geldi. Tebrik ederim onu. Çaça biraz fazla tuttu. Ama tabii ki önemli olan iri balıktı. İri balık olduğu için Çaça ve ben avucumuzu yaladık. Kedi Bekir'in bıyıklarını yoldum bu hafta. Kedi Bekir hak ettiği yerde, üçüncülükte en dipteydi. Onun da bıyıklarını yoldum. Çaça gibi sardalya, hamsi, istavrit. O da bir Mario bir şeyler yapmaya çalıştı ama tabii Lüferci Muhammed'e yetişmek kolay değil. Diğer kovaları içinde de çeşitli balıklar vardı. Biz buna Maria tabiri diyoruz. Hamsi, sardalya, istavrit. Bol bol balıkları aldım. 12'li, 13'lü, 8'li.
ama bunların arasında ilgini çeken hamsi ve sardalya vardı. Akın abim de dediği gibi Maria çaçağı oldum. Çok değişik türde balıklar yakaladım. Bu da beni mutlu etti. Aramıza yeni bir arkadaşımız katıldı, Serdaç. O da bir şeyler yaptı. Bizim gösterdiklerimizle bize uyum sağladı. Güzel bir şekilde o da balığını tuttu. O da keyfini aldı. Aramızda bir arkadaşımız, kardeşimiz vardı. Sertaç kardeşimiz. Taktiklerimizden bir iki öğreti kendisine bilgisayar amaçlı sunduk. Yardımcı olmaya çalıştık. Kendisi de bayağı mücadelesini verdi. Bir misafir olarak katılan Sertaç arkadaşımız da o da Boğaz'ın oltacılarına mükemmel bir şekilde ayak uydurdu. Güzel güzel balıklarını da tuttu. Öncelikle benim burada olmamı sağlayan Altunbaş AŞ firmasına çok teşekkür ediyorum. Maşallah Boğaz'da balık var. Biz de elimizden geldiğince tutmaya çalıştık. Boğaz'ın oltacılarıyla balık tutmak ayrı bir keyif, ayrı bir hazdı. Biraz zorladılar beni. Çünkü benim bildiğim tutulan balık kovaya atılır. Ama boyundan ötürü tamamına yakınını diyeyim. Yaklaşık 120 parçayı denize geri bırakmak zorunda kaldım. Boyları ufaktı. Kendilerinden birçok şey öğrendim. Muhammed Bey'den olsun, Çaça'dan olsun, Kedi Bey'den olsun. Bu grubun içinde bulunmam beni çok onur etti. Haftaya inşallah birinci olaraktan karşınıza çıkacağım. Bugün de size Kedi Bekir sözü veriyorum. Rümeli Kavan taze balıkçısı olarak haftaya onları bekliyorum. Önümüzdeki hafta aynı azimle, aynı enerjiyle Boğaz'ın oltacıları İri İstavrid'in peşinde Lüferci Muhammed olarak birinciliği kovalamaya devam edeceğim. Doğa dostu Yaban TV'de kalın, Boğaz'ın oltacılarında kalın. Boğaz'ın oltacılarında bugün İri İstavrid'in peşindeydik. Bugün kullandığımız ekipmanlarımızla ilgili biraz bilgilendirmek istiyorum, bilgi vermek istiyorum sizlere. Altunbaş'ın bünyesinde kullanmış olduğumuz ürünlerle ilgili biraz bahsetmek istiyorum size. Ben 420 bir kamış kullandım. Michelin 420 kamışını ve yine aynı şekilde Michelin motorunu kullandım. Biraz bunlarla ilgili detay inmek gerekirse kullanmış olduğum 420 kamış 3 parçalı katlanabilir bir kamıştı. Kamışın atarı ile ilgili mükemmel bir esneklik ve aynı zamanda tüm yükü kamışın kendisi taşıyor. Yani siz kamışı kaldırıp attığınızda kurşunun ağırlığı önemli değil. 90 derecelik açıya geldiğinizde misneyi bırakmanız yeterli, kurşunu bırakmanız yeterli. Kamış kendiliğinden atıyor. Bu kadar esnekliği ve atış sertliğini aynı anda bulabileceğimiz mükemmel bir kamış olmuş. Motora gelecek olursak yine Michelin 7000 motoru, mükemmel bir çekiş performansı. 8-10 tane istavridim varken çekerken sanki 1-2 tane istavrit çekiyormuşum gibi çok kolay bir çekim gücü vardı. Kamışla motor gayet güzel bir kompak olmuş. Gerek hafifliği, gerek çekiş gücü, atım gücüyle hafifliğiyle de kibarlığıyla da mükemmel bir takım olmuş. Motora sardığımız ipe sıra gelince Boji'nin 0.20 milimlik bir ipini kullandık. Boji'nin 0.20 Boji'nin ip kullandık. İpin buradaki öneminin altında şöyle çizmek istiyorum. Açıkta istavridi ya da balığınızı yakaladığınızda oltanızın ucunda hissedebiliyorsunuz. Onun da mükemmel bir hissiyatı çok yüksekti ipin. Yani oltanızın ucuna balıkların vurduğunu kesinlikle rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Gramajları değiştirdik ve herhangi bir patlama olmadı. Beden misinesine sıra gelince beden misinesi ve çapari olarak da Kamokatsu'nun beden misinesini 0.30'unu kullandım. Yine kancalarını, çaparilerini Kamokatsu'nun kullandık. Ben hepsinden kesinlikle çok memnun kaldım. Gayet de başarılı ürünlerdi. Buradan Altunbaş firmasına teşekkür ediyorum.